Herkese selam arkadaşlar, Alfiçen kanalına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Gayet iyiyim ben de. Sizinle bugün 3D artist olabilmek için temelleri anlatacağım size bugün. Birazcık bahsedeceğim. Onun dışında size ne yapmanız gerektiğini, hangi programlar bilmeniz gerektiği konusunda bilgi aktaracağım. Öncelikle bir 3D artist ne demek? 3D artistler ne iş yapar? Bunun hakkında konuşuyoruz. Bir 3D artist sizinle beraber, tabi bunun alt başlıkları vesaireleri var ama şu anda Türkiye çapından değerlendirecek olursak bir 3D artist veya bir game artist ne iş yaptığıyla alakalı sizinle şu bilgileri aktarabilirim. Bir game artist sizinle beraber aslında oyunun sanat kısmını tamamen ilgilenen, bu alan üzerinde kendini geliştirmek isteyen kişiler için aslında bir meslek dalı diyebiliriz. Sanat dalında açıkçası game artistler sadece tabii ki de hem 3D hem de 2D şeklinde, yani hem 2D hem 3D anlamında kendini geliştirmek isteyen, bu alanda kendini yönlendirmek isteyen insanlar olabilirler. Ama onun dışında özellikle bahsetmek istediğim şey, bir game artist oyun sektöründe bir developer'la ve bir game designer'la beraber çalışıp ve bu oyunun ana temalarını oluşturan kişilere denir. Onun dışında kendini rahat bir şekilde boyamasını yapan, işte onu modelleyen, onun üzerine koyan, sonrasında onun UV'sini çıkartan, onun ana temellerini oluşturan, aslında yazılımcının yapacağı işin, yani kodlamasını yapmadan önceki işi yapan kişiye denir. Yani kodlamayı oluştururken atıyorum yürüme animasyonu koyacağı bir karaktere ihtiyacı olan bir yazılımcıya, aslında bir 3D artist bu karakteri oluşturup ona sunma imkanı sağlıyor, yani aslında bunu söyleyebilirim. Onun dışında sadece tabii ki de karakter değil, environment yani çevre tasarımı, özellikle proplar, silahlar, bıçaklar, atıyorum sandalye, masa, yani aklınıza gelecek küçük prop var da aynı şekilde, kitap mesela, onun gibi bu tarz objeleri de aslında modelleyen, bunları kendi zevkiyle, tabii ki de zevkin de bir seviyesi olmalı, şu yönden seviyesi olmalı. Stili de çok önemli. Realistik çalışıyorsan realistik ilerlersin. Stilize çalışıyorsan stilize ilerlersin. Veya hyper casual'a uygun olan tuning tarzında, çocuksu, çocukların daha çok sevebileceği tarzda renk paletleriyle çalışan insanlar var. Onlara da tabii ki de şu anda çok büyük doyum halinde olmasından kaynaklı. Şu anda hyper casual firmaları yavaş yavaş bitmeye başladı ama bir ara 1,5 yıl öncesinde vesaire acayip derecede popülarite halindeydi. Yani elimizde telefonumuzu alıp yani aktif olarak, yani 5 dakika telefonda bu oyunu bir inceleyeyim diye düşünen birçok insan vardı. Yani özellikle çocuklar, yani her iki mobil oyunda zevk alan kişiler çok fazla vardı. Şu anda daha çok daha uzun ömürlü oyunlar talep edildiğinden kaynaklı bu oyun bölümüne doğru yayıldı. Yani yavaş yavaş bu alana doğru kaymaya başladı Türkiye sektörü ve bu yüzden de ister istemez şu anda insanlarda bir boşluk içerisinde. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bizim ne öğrenmemiz gerekiyor? Türkiye'de çalışacak olursak biz ne yapmamız gerekiyor diye. Bu yüzden de aslında kimisi bilgisayar firması için tamamen yaparken, yani bir aynı benim gibi, yani bu alana doğru kayarken, yurt dışına doğru düşünürken, kimisi de Türkiye'de çalışabilmek için hem rig öğreniyor, hem modelleme öğreniyor, hem texture öğreniyor, hem UV çıkartmayı öğreniyor, hem Substance Painter'da boyamayı öğreniyor. Bunun üzerine koyuyor. Şimdi bunların asıl amacının tamamen bir artiste ait olduğunu da bunu söyleyebilirim. Ama şöyle bir gerçek var. Yurt dışında çalışacak olan bir insan için veya ileri süreçlerde oyun sektöründe henüz kendini sadece eğitmeye çalışan ve bu alanın üzerinden de 5 yıl sonra atıyorum bir işe girecek olan bir insan için de şunu söyleyebilirim. 5 yıl sonra Türkiye'de aynı bilgisayar firmaları gibi, aynı daha gelişmiş, daha oturaklı bir sektör haline gelecek bu oyun sektörü açısından. Bu yüzden hazırlarken özellikle kendinizi şu yönden düşünün, geleceği düşünerek bakın. Ben VR firmalarında veya ben bilgisayar konsol firmalarında mı çalışmak istiyorum? Veya mobil oyun sektöründe mi çalışmak istiyorum? Bu üç ana dalda kendinizi düşünüp, tartıp hangisinde daha çok vakit geçirdiğinizi anlayabilmeniz gerekiyor. Ve şunları da anlatabilirim size.
hangisinden daha çok zevk alıyorsanız o alanda yürüyorsun. Onu söyleyeyim ben. Ben mesela bilgisayar oyunlarını daha çok seviyorum. Bu yüzden bilgisayar oyunları üzerine bilgisayar tabanlı programlar öğrenmeye çalışıyorum. Bu alanda siz de kendi kendinize düşünebilirsiniz. Mesela kimisi Mobile Legend oynamayı çok seviyordur mesela şeyde telefonda. Ama mesela kimisi de gerçek hayatta Legend of Legends'ı oynamayı, LoL'ü oynamayı tercih ediyorduk. Yani bu bilgisayar oyun ortamı. Açıkçası ben de bilgisayar taraftarıyım açıkçası. Çünkü benim çok konsola da çok ilgim yok. Mesela Henry Cavill'ın söylediği gibi hangisini daha çok seviyorsunuz diye soruyorlar adama. The Witcher'da oynayan adama. Diyorlar ki ben niye konsol seveyim ki, bilgisayar oyunu klavye varken niye ben onu tercih edeyim diyor. Aynı o kafadayım ben de aynı şekilde. Onun dışında şimdi size birazcık programlardan bahsedeyim. Programlarda ana temelimiz, en önemli 3 maddemiz var. 1. Modelleme. 2. Ubisoft'un çıkarttıktan sonra onu koymuyorum, modellemenin içine sayıyorum. 2. Boyama. 3. Bunun render'ını alabilirim. Bu 3 programı çok iyi bir şekilde alabilip öğrenmeniz gerekiyor. Modellemenin içine de 2 tane ayrı başlık açılıyor. İki tane ayrı başlığın içinde de en önemli maddelerden biri modellemenin RAW halini oluşturabilmek, sonrasında da High Poly yani Sculpt işimini yapabilmek. Ne kadar büyük Sculpt yapabilirseniz, ne kadar çok detay eklerseniz o kadar Substance Painter'da yani boyama kısmında size daha da böyle bir iş çıkacaktır. Ve bu aslında sizin için çok daha zevkli hale gelecektir bu işiniz. Çünkü ArtStation gibi bir sitelere baktığımızda eğer detaylı stilize bir çalışma yapmak istiyorsanız ilk önce bunun low poly halinde modellemeniz, sonrasında high poly modellemeyi devam ettirmeniz, sculpt yapmanız, sonrasında bunun üzerine bake etmeniz gerekmektedir. Bunun için yapacağınız 3 ana program var. Birincisi Maya, ikincisi ZBrush, üçüncüsü Substance Painter, dördüncüsü render alabilmek için de Marmoset Weaver. Marmoset Toolback daha doğrusu. Weaver da ayrı bir programı. Bu 4 ana maddeyi bilirseniz sizin için hayatınız kurtulacaktır. Bunun için bilmeniz gerekenlerin en önemli programlardan biri Maya'da modelleme mantığını kavramak veya Blender'da modelleme kavramını kavramak. Sonrasında eğer Blender'ın sculpt kısmını sevmiyorsanız veya daha gelişmiş bir program kullanmak istiyorsanız ZBrush'ı öğrenmek. İlk önce yapmanız gereken modelleme mantığını tam olarak oturtmak. Bir modelleme mantığını oturttuğunuz zaman aslında bir objeye yani bu bardağın artık nasıl modellenebileceğini, neyden oluşabileceğini aslında çok iyi bir şekilde algılayabiliyorsun. Veya bu artık modellemeyi de geçtim, boyama kısmında bu objenin dış hattını nasıl bu kadar saydam yapılabildiğini anlayabiliyorsunuz. Ve bunu yaptıkça, pratik yaptıkça anlayabiliyorsunuz. Yani aynı şekilde telefonda da. Telefon örnek veya mikrofon veya işte şu anda baktığım kamera vesaire veya kullandığınız cihazların her biri bir 3D modelleme olarak düşünebilirsiniz. Yani ilk önce kendiniz modelleme kavramını basit basit yaparak geliştirip sonra da üstünde koya koya geliştirin. Mesela örnek olarak ilk adım olarak modellemede yapmanız gereken en önemli şey gerçek hayatta kullandığınız ürünleri Maya'da tabii ki de kısa yol tuşlarını vesaire alıştıktan sonra ve yaptıkça alışıyorsunuz, o ayrı bir mesele, ama tuşları da kavramanız ve onları anlayabilmeniz ve ezberlemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonrasında bu gerçek hayatta kullandığınız, mesela ben ilk yaptığım çalışma benim kendi odamdı. Yani ben bildiğin kendi odamı modelledim. İşte duvarını modelledim, koltuğunu modelledim, yatağımı modelledim, kütüphanemi modelledim, işte masamın üstündeki bilgisayarı modelledim, işte bardağımı modelledim vesaire. Bunların her birini detaylı detaylı koydum. Tabii ki de hatalar oldu. Tabii ki de ilk başta çok acemi oldu. Bu arada bu konuda kendinizi hiç böyle şey yapmayın, kendinizi kötü hissetmeyin. Ama şöyle bir gerçek var. İnsan yaptıkça gelişir. Sanat hiçbir zaman böyle sınır olan bir meslek dalı değildir. Aynı şekilde resimde de, 2D çizimde de. 2D çizimde de üretkenliğinizi arttırdıkça, araştırdıkça, izledikçe,
Özellikle referans resimler inceledikçe, bu sadece 2D çizim için değil, 3D çizim için de aynı şekilde. Referanslara baktıkça ve onlara uygulamaya başladıkça ve özellikle çok fazla tutorial takip ettikçe sizin bu durumunuz tamamen çözülmüş oluyor. Aslında tamamen sizin yapmanız gereken gerçek dünyadan olsun, insanların yaptıklarından olsun referans alıp yeni bir şeyler oluşturmak. Sonuçta insan baştan hiç var olmamış bir şey oluşturamayabilir. Ama dünyadaki doğanın, özellikle doğanın, insanların, özellikle karakter artist olmak isteyenleri için insan vücudu mesela, onlardan yararlanıp, hayvanlardan yararlanıp, doğadan, ottan, böcekten, taştan, ağaçtan, işte prop artistten objeleri inceleyerek vesaire, bunları hepsini bir araya getirip yeni objeler oluşturmak, aslında sıfırdan oluşturmak değil, bunları birleştirerek yeni varlıklar oluşturmak anlamına geliyor. Ve bu yüzden de ister istemez de şunu karıştırıyor insanlar. Biz sıfırdan nasıl kreatif sahibi olacağız? Öyle bir şey yok. Bir 3D artist, özellikle bir 3D artist için her şey bir malzeme, her şey için bir referans. Bu yüzden de bir yandan da şunu geliştirmeniz gerekiyor. Gözlem yeteneği. Bu gözlem yeteneği de ilk başta benim de yoktu mesela. Böyle gördüklerimi çiziyordum. Gördüklerim üzerinde koymaya çalışıyordum ama hafızam yeterli olmadığından kaynaklı ve hayal gücüm yeterli olmadığından kaynaklı ben bunu yapamıyordum. Bunun için de en güzel şey Pinterest gibi, ondan sonra ArtStation gibi, Behance gibi, DeviantArt gibi programları, özellikle Google resimleri aktif olarak incelemeniz ve bakmanız gerekiyor. Onun dışında rigçi olmak isteyebilirsiniz. Rig dediğimiz şey kemik yapısı. İnsanların kemik yapısı, mesela vücudumuzda bulunan kemikleri aynısını joint mantığıyla, yani tamamen rig mantığıyla biz yaptığımız karakterin üstüne veya yapmak istemediğimiz başkasının yaptığı karakterin üstüne kemikleri nokta 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 yerleştirip onların bağlantılarını çözmek. Ve sonrasında onları oynattığımızda aynı şu anda nasıl kolumu oynatıyorsam o makinenin de o yaptığımız modelinde oynamasın. Bu da aslında animasyonun temelini oluşturur. Animasyon dediğimiz şey aslında kemiklerin bir arada olduğu ve kemiklerin oynatıldığı ve bir dizinin oluştuğu anlamına geliyor. Yani ben tabi animatör değilim. Onun için bu kadar detaylı söyleyemem bu konu hakkında içindeki bilgiler konusunda. Ama onun dışında gördüğüm kadarıyla kemikleri bir araya getirip onlardan bir hikaye oluşturuyorlar. Mesela kemikle el sallatma olayı yapıyorlar. Veya işte yürüme animasyonu veya gibi. Onun dışında çok fazla alt başlık var. Daha da açmadığım o kadar başlık var ki. Dün mesela şeyi izledim. Xbox'ın yeni oyun versiyonlarını, yeni oyun tanıtımları semineri vardı. Onu izledim. Onu izlerken şunu fark ettim. Acayip derecede hiç duymadığım meslek dalları var. Mesela UI programmer. Hiç duymadım. Yani ben duymadım en azından. Sizi bilmiyorum ama yani bunu bildiğimden kaynaklı ister istemez de ben de şunu düşünüyorum. Acaba Türkiye'de bu şeye dönecek mi? Bu sektörü bu kadar yakınlaşabilecek mi? Çok uzun yıllar alacak. Belki ben 40 yaşında, 50 yaşında olacağım ve bu sektörde artık ismimi saymış bir insan haline geleceğim veya işte artık bir şeyleri oturtmuş, aktif olarak çalışan bir insan haline geleceğim. Belki de o yaşa kadar bile sürmeyecek. Teknoloji çok hızlı gelişiyor çünkü. Apple'ın yaptığı son cihazdan sonra zaten yani ne kadar piyasaya pahalı gelirse gelsin aslında geleceğimizi yavaş yavaş aslında filmlerde gördüğümüzün aynısını yaşıyor gibiyiz yani. Bu yüzden ister istemez teknolojinin çok hızlı geliştiğinden kaynaklı sektörün de çok çabuk Türkiye'ye geleceğine inanarak ümit ederek bu videoyu bitirmek istiyorum. Aralarda bu arada Maya programı ile ilgili ve özellikle ZBrush ile ilgili ve özellikle Substrator ile ilgili kısa videolar yerleştireceğim. Bunlarda nasıl kullanıldığı, ne yapıldığı, ne edildiği ile alakalı olacak. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse ve eğer devamını istiyorsanız bir dahaki bölümümüzde tekrardan sizinle beraber bir konu hakkında konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar dilerim.